Şimdi borsanın 10 işlem gününde de yükselişini sürdürmesindeki ana sebep nedir? Merak ediyoruz. Bu pozitif hava nereye kadar sürer Çağlar Bey? Evet, 2024 yılında Borsa İstanbul risk iştahı yüksek başladı. Buradaki en önemli sebebin açıkçası likidite bolluğundan kaynaklı mevduat faizlerindeki geri çekilme olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ekim ayından bu yana özellikle jeopolitik gerginliklerin artması ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini arttırması ile birlikte mevduat faizlerinde de yukarı yönlü bir seyir vardı. Ve bununla birlikte de risksiz getirilen enflasyon karşısında yeterli kaldığı algısıyla birlikte Borsa İstanbul'dan para çıkışları hızlanmıştı. Ocak ayından itibaren biraz daha tam tersi bir konjektür olduğunu söyleyebilirim. Mevduat faizlerindeki geri çekilme tabiri caizse Borsa İstanbul tarafında ben de oyunda varım dedirtti. Ve alternatif getiri arayışları içerisinde Borsa İstanbul tarafının tekrardan ön plana çıkması, enflasyon karşısında risksiz getirilerin tekrar yetersiz kalabileceği algısına ek olmasıyla birlikte de Borsa İstanbul tarafındaki yukarı yönlü hareket sürdü. Zaten yabancı kuruluşlardan gelen olumlu haber akışları var. Moody's tarafından Türkiye'nin not görünümünün yukarı yönlü revize edilmesiyle başlayan. Diğer taraftan Merkez Bankası Başkan değişikliğinin ardından hafta sonu yabancı kuruluşların yayınladığı politikalarda bir değişiklik beklemediklerine ilişkin öngörülerle birlikte endeks tarafındaki yukarı yönlü seyrinde hızlandığını söyleyebiliriz. Tabii ki buna bir de bilanço döneminin eklenmesi Borsa İstanbul BIST endeksine bir katalist etki yarattı. Neredeyse 8.900 seviyesini zorlayan bir Borsa İstanbul gördük geçtiğimiz işlem gününde. Açıkçası 7.900 ana destek seviyesinin kırılması ile birlikte yukarı yönünü hızlandıran Borsa İstanbul tarafında 9.100 seviyesinin hedef haline gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü yukarı yönlü hareketlenmelerde bilançoların etkisinin ben çok daha fazla da fiyatlamalar arasına dahil olduğunu düşünmüyorum. Enflasyon muhasebesindeki karmaşıklık yavaş yavaş gitmeye başladı çünkü. Buradan olumlu etkilenebilecek sektör gruplarının önderliğinde ve rasyonelite çerçevesi içerisinde yapılacak açıklamaların etkileri Borsa İstanbul tarafının yukarı yönlü seyrini hızlandırabilir diye düşünüyorum. Borsa İstanbul tarafında kısa vadeli haber akışı olarak da yarın gerçekleşecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2024 yılına ilişkin ilk enflasyon raporu toplantısını takip edeceğiz. Yeni başkanın sunumuyla gerçekleşecek bu sunumda açıkçası bence piyasalar biraz daha yeni başkanın iletişimine bakacak. Hafize Gaye Erkan'ın ilk toplantısındaki iletişimin iyi olması da Borsa İstanbul tarafına geçtiğimiz sene bir yukarı yönlü katalist etki yaratmıştı. O yüzden Sayın Karahan'ın yarın gerçekleştirecek açıklamaları ile birlikte gerek basın mensuplarıyla gerekse de analistler, stratejistler ve ekonomiyle alakalı kişilerle olacak iletişimi aslında piyasalar tarafından yakından takip edilecek diyebilirim. Dün JP Morgan'dan Türk bankalarına ilişkin bir tavsiye geldi. Bunun bankacılık endeksine etkisini nasıl görürüz? Evet, zaten yabancı kuruluşlar bankalarla alakalı, en azından yurt içi özel bankalarla alakalı olumlu raporlar sunmaya devam ediyor. Bunlar kısa vadeli biraz daha olumlu fiyatlamalar arasına dahil olabilir ama bankacılık tarafından gelen temel anlamda finansallara baktığımız zaman 2024 yılı bankacılık açısından biraz daha zor geçecek gibi gözüküyor. Çünkü enflasyon tarafında bir geri çekilme beklentisinin olması durumunda bankaların TÜFE endeksi borçlanma araçları kapsamındaki gelirlerinde bir baskı hissedilecektir diye düşünüyorum. 2023 yılının son çeyreğine ilişkin bankalar tarafından gelen finansallara da bakıldığı zaman Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faiz artırımıyla birlikte bankaların fonlama maliyetleri tarafında da bir yukarı yönlü seyir vardı. Kredi mevduat spreadinde biraz daha bir bozulma olması aslında bankacılık karlılıklarını da baskılayabilecek ana unsurlar arasında yer alırken komisyon gelirlerindeki artış bankacılık tarafındaki karlılıkların da yükselmesine sebebiyet vermiş gibi gözüküyor. Dediğim gibi yabancı kuruluşlardan gelen bankalara ilişkin olumlu raporlar kısa vadeli bir katalist etki yaratabilir. Biraz daha genele yayılan bir konjonktürde ekonomi yönetiminin attığı adımların bankacılık tarafına nasıl etki edeceğini görmemiz gerekiyor. Belki yükümlülüklerin azaltılmasına yönelik atılan adımlar var ama rasyonelite çerçevesi içerisinde yapılan açıklamalar yabancı yatırımcıların da ilgisini çekerse bu denli raporlar gelmeye devam eder diye düşünüyorum. Temel dinamikler biraz daha tabiri caizse köşeye atılarak bu kapsamdaki açıklamalar bankacılık tarafındaki yukarı yönlü seyri hızlandırabilir diye düşünüyorum.
Endeksine ilişkin de sorum olacak size. Çünkü 3 ayın en yüksek seviyelerini gördü. Buradan sonra dolar TL'de altında ne gibi beklentileriniz var? Dolar endeksinde bu yükselişin sebebi neydi Çağlar Bey? Altın tarafında açıkçası yukarı yönlü seviyenin hızlanmasını bekliyorum. Çünkü artık global tarafta da büyüme odaklı bir şey stratejiye geçilecek gibi gözüküyor. Özellikle Fed tarafından yapılan güvercin tonda açıklamalar ve faiz indirimlerine yavaş yavaş başlanabileceğine dair gelen sinyaller biraz daha ons altın tarafında tetikliyor gibi gözüküyor. Bu da ileriye dönük projeksiyonlarda altın tarafında potansiyel olduğunu gösteriyor diyebilirim. Evet, dolar TL tarafında yurt dışı dinamiklere bağlı olarak yukarı yönlü seyir açıkçası devam ediyor. Bu ons altındaki yükselişle birlikte kur tarafındaki yükseliş de otomatik olarak gram altın tarafının da rekor seviyelerde işlem görmesine sebebiyet veriyor. Burada gram altın tarafında da yukarı yönlü seyirin açıkçası devam edebileceği kanaatindeyim diyebilirim. Dolar TL tarafında opsiyon piyasalarına baktığımız zaman 31,5'lu seviyeler biraz da yoğunlaşmanın olduğu seviyelerde diye düşünüyorum. O yüzden yıl sonu beklentilerinin de gerek orta vadeli programda gerekse de piyasa beklentilerinde biraz daha ortalamalar 40'lı seviyelerde olmasından kaynaklı olarak da dolar TL tarafındaki yukarı yönlü seyir devam edecek gibi gözüküyor. Evet, dolar endeks tarafında da sizin de belirttiğiniz gibi bir yukarı yönlü seyir var. O tarafta biraz daha gelen haber akışlarıyla alakalı biraz daha gerek Joe Biden'ın yaptığı açıklamalar, gerekse de o taraftaki ekonomi yönetimiyle alakalı yapılan açıklamalar. Evet, geçen hafta belki biraz daha güvercin tonda dedik ama son zamanlarda enflasyon tarafında da yukarı yönlü bir seyrin olabilme ihtimalinin güçlendiğini görüyoruz. Neden? Çünkü istihdam piyasalarındaki yukarı yönlü seyrin etkisi Amerika Birleşik Devletleri tarafında iç talebe bağlı olarak o geri çekilen enflasyonu sınırlayabilecek nitelikte olduğu düşünülüyor. Bundan dolayı olarak enflasyon tarafındaki baskı ihtimali biraz daha dolar endeksinde yukarı yönlü tetikleyen en önemli unsur arasında yer alıyor diyebilirim. Şimdi baktığımızda borsada, daha doğrusu hangi böyle gruplar, hangi sektörler başı çekecek gibi görünüyor? Yani bir yükseliş var. Burayı böyle bir 9000'in üzerine doğru taşıyacağını düşünür müsünüz? Taşınacaksa ilk etapta seçime kadar nasıl bir mesela projeksiyonunuz var? Burada öne çıkan sektörler hangisi olacak? Çünkü bir bankacılık diyorduk. O yani bakıyorum sanayi tarafında da hareketler var. Perakende de hareketler var baktığımız zaman. Bazı holdinglerin bir hayli hareketli olduğunu görüyoruz. Böyle bir sektörel dağılım olacak mı, yoksa başka bir dinamikle mi ilerleyecek borsa? Ne düşünürsünüz? Sektörel dağılımlar olacaktır. Çünkü 2024 yılında temel ve teknik analizini ön plana çıkarak değerlemeler öncülüğünde ben Borsa İstanbul tarafının yukarı yönlü gideceğini düşünüyorum. Sonuçta reel getirinin de pozitife dönebileceği bir algı içerisindeyiz açıkçası. Yani o geçen sene ve evvel sene olan enflasyon kaynaklı ne aldıysak gitti algısının ben bu sene oluşacağını düşünmüyorum. Buradaki karmaşıklığı aslında kaldıracak en önemli sebep de enflasyon muhasebesi olacak. Çünkü enflasyon muhasebesine ilişkin hala bir karmaşıklık söz konusu. Zaten SPK tarafından da yıl sonu finansalların açıklanması için 10 haftalık bir ek süre verilmişti. 2024 yılı birinci çeyreğine ilişkin de 6 haftalık ek süre verildi. O yüzden enflasyon muhasebesinden olumlu etkilenebilecek sektör ve şirketlerin ben ön plana çıkacağını düşünüyorum. Enflasyon muhasebesinde duran varlıkları öz kaynaklarının üstünde olan şirketler ya da aktiflerini borçlarla finanse edebilen şirketler ön plana çıkabilir diye düşünüyorum. Diğer taraftan stoklarını elindirme bulundurma süreci uzun olan şirketler de enflasyon muhasebesinden olumsuz etkilenecek gibi gözüküyor. Olumlu etkilenecek grupların başında gıda perakende geliyor açıkçası. Gıda perakende ile birlikte enerji ve telekomünikasyon sektörü tarafından enflasyon muhasebesi olumlu etkilenecek gibi gözüküyor. Holdingler tarafına değindik. Holdingler tarafının ben geride kaldığını düşünüyorum. Sadece enflasyon muhasebesinden kaynaklı değil. Evet, belki enflasyon muhasebesinden de olumlu etkilenecekler gibi gözüküyorlar ama ben şu anki piyasa değerlerinin net aktif değerlerini yansıttığını düşünmüyorum. Çünkü içerisinde bulunan şirketlerdeki karlılık oranlarına bakıldığı zaman ve yönetimlerine bakıldığı zaman holdingler sektörünün geride kaldığını düşünen taraftayım. O yüzden biraz daha hisse ve sektör bazlı bakmak gerekiyor. Ben 2024 yılı içerisinde holdingler, gıda perakende ve telekomünikasyon tarafının ön plana
çıkacağını düşünüyorum. Geçtiğimiz yıldan bu yana demir çelik sektörü tarafında bir geri çekilme vardı, bir baskı vardı. Burada ton başına fabrik oranlarının da yukarı yönlü gittiğini görüyoruz ama burada tabii ki finansallar daha da önem teşkil edecek. Diğer taraftan Türkiye'nin büyüme odaklı bir stratejiye ihracatla yapma durumu var. Daha doğrusu yapılan açıklamalar bu denli iç talebi kısılarak ihracatın yukarı yönlü gitmesi Türkiye'deki büyümenin artabileceğine dair de bir gösterge. Eğer ihracat kanalları açılırsa ki geçtiğimiz hafta Almanya tarafından gelen büyüme verisinin hala daralmayı işaret etmesi bu durumun biraz daha uzun sürebileceği bence anlamına geliyor. Çünkü Türkiye olarak ihracatın büyük bir kısmını Avrupa'ya ve özellikle Almanya tarafına yapıyoruz ama ihracat kanalının açılması ve buradaki yükselişin de kısmi de olsa devam edebileceği öngörüsüyle birlikte ihracatı yüksek, satışları döviz endeksi ve kurdaki yükseliş satışlarına yansıtabilen şirketlerin 2024 yılı içerisinde ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. Bu aralar çok sık duymaya başladığımız için merak ediyorum. Bu iletişim ve telekomünikasyondaki yükseliş beklentisinin sebebi nedir? Şöyle söyleyeyim. Yani bunu hep örnek olarak veriyorum. Benim 2022 ve 2023'te ödediğim en düşük fatura herhalde telefon faturasıydı. Çünkü enflasyondaki gelişmeler o zamanlar tarifelere yansıtılamamıştı. Ama öngörülebilir bir enflasyon olmasından kaynaklı olarak bu sene ve geçtiğimiz seneki neredeyse %65'lik enflasyonun da tarifelere bu sene yansıtılabilmiş olması ve ileriye dönük projeksiyonlarda dezenflasyon sürecinin de başlayabilme ihtimali telekomünikasyon sektöründe bir katalist etki yaratıyor. Sonuçta %65'lik enflasyonu tarifelere yansıtıyorsunuz ve bundan kaynaklı olarak bir enflasyon tarafının neredeyse %36'lara kadar geri çekilme beklentisi var. Bundan sebep de biraz daha karlılıkların artabileceği öngörüsü ve kurdaki stabilizasyon sürecinin devam edebileceği algısı ki telekomünikasyon şirketlerinin yatırımları döviz bazlı olmasından kaynaklı olarak biraz daha yatay gidebilecek bir kur beklentisi onlara biraz daha olumlu bir hava katıyor. Bundan kaynaklı olarak da telekomünikasyon sektörü tarafında bir olumlu seyir var. ARKO tarafındaki de yukarı yönlü seyrin devam etmesi telekomünikasyon tarafında hem bir potansiyel olduğunun göstergesi hem de yukarı yönlü inmenin neden olduğuna dair bir sağlama etkisi bize gösteriyor diyebilirim. Perakende gibi enflasyon telekomünikasyonda da. Ama tarifeler hakikaten çok yükseldi. Yani Evet. bayağı bir yükseldi. Orada herhalde telekom şirketleri de biraz para kazanacak. Bu da borsayı etkiliyor. Tabii. Anlaşılan. Peki.